Ali Tekin, 66 yaşında, Kılavuz Mahallesi, 20. Sokak, No 13. Kader Demir, 13 yaşında, Emek Mahallesi, 10. Sokak, No 8 Taksim 1, Emek Apartmanı. Turan Cücen, 83 yaşında, Orhan Gazi Mahallesi, 2. Sokak, No 15. Döndü Yıldırım, Yıldız Eli Tat, Nakil. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eylül TV ana haberden mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Tarihler 16 Kasım'ı gösteriyor bugün. 16 Kasım 2015 Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş günündeyiz sevgili seyirciler. Tabi bültenimizde Sivas gündemini yorumlayacağız bugün. Sivas gündemini değerlendireceğiz. Sivas gündeminde yine hastanelerin birleşme söz konusu. Hastanelerin birleşmesini bültenimizde yer vereceğiz sevgili seyirciler. Hastanelerin birleşmesiyle ilgili numune hastanesi taşındı. Devlet hastanesinin taşınma işlemleri başlayacak ama o bölgede bulunan bir kamu kurumunun daha taşınması, boşaltılması gündemde. Hangi kurum olduğunu haberimizde ayrıntılarından izleyeceksiniz. Yine İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Toplantılarda neler görüşüldü? Tabii bunlara yer vereceğiz. Yarın büyük gün Ankara'da. 5 milletvekilimiz seçilen, 1 Kasım seçimlerinde seçilen 5 milletvekilimiz yarın Türkiye Büyük Millet Meclis kürsüsünde milletvekilliği yeminlerini gerçekleştirecekler. Bunlar da ekranlarımızda olacak. Tabii kazalar var. Gürün ilçemizdeki kazada 4 yaralımız var. Yine dün akşam saatlerinde Sivas merkezde havaalanı yolunda bir kaza meydana geldi. Bir araç takla attı. 4 kişi yaralandı. Bunlar ekranlarımızda olacak. Tabi ayrıntılarını vereceğiz ama onun öncesinde dilerseniz gündemden başlıklara hep birlikte bir göz atalım. Bir Kasım seçimlerinde milletvekili seçilen 5 vekil için yarın önemli bir gün. Sivaslı vekiller yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili için yemin edecek. Sivaslıların kirli plan ve ihanet olarak algıladığı hastane birleştirme sürecinin 1 Kasım seçimlerinin ardından hız kazanması tepkilere yol açarken bir plan daha gün yüzüne çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Yaşama Yol Verisi'yle başlatmış olduğu farkındalık eğitimleri kapsamında Sivas'ta ilk toplantısı gerçekleştirildi. Haber bültenimizde sizleri kısa bir Sivas yolculuğuna çıkaracağız. Arşivlerden belki de ilk kez göreceğiniz Sivas fotoğrafları sizleri geçmişten günümüze Sivas yolculuğuna çıkaracak. Sivas'ta yola çıkan yaban domuzuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 1 Kasım seçimlerinin ardından yarın meclis toplanacak. Yarın tüm Türkiye için önemli bir gün. Bütün milletvekilleri yarın meclis kürsüsünde yemin edecek. Sivaslı 5 milletvekilimiz de yarın meclis kürsüsünde milletvekilliği yeminini gerçekleştirecek. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Milletvekilleri yarın 26. dönem 1. yasama yılının açılışında yemin edecek. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, meclis iç tüzüğünün 3. maddesi uyarınca milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden 5. gün saat 15'te çağrısız toplanıyor. Buna göre genel kurul yarın saat 15'te toplanacak. 25. dönemde olduğu gibi 26. dönemde de en yaş üye sıfatıyla 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geçici meclis başkanı olacak. Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'dan görevi devralacak.
Başkanım, bundan sonra da sizlerin tecrübelerinizden mutlaka istifade edeceğiz. Genel kurul öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı Deniz Baykal ve Geçici Başkanlık Divanı üyeleri saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak. 26. dönem 1. yasama yılının başlamasının ardından milletvekilleri yemin edecek. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk millet önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Sivas'tan seçilen AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habib Soluk ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Ali Akyıldız da yarın heyecan içinde 26. dönem 1. yasama yılı başlamasının ardından yemin edecek. Efendim, hadi numune hastanesi taşındı taşınmasına. Güzel de bir numune hastanesi aslında yapıldı. Yeni numune hastanesi olarak adlandırıldı. Ancak tabii hastanelerin birleştirilmesi nereden çıktı derken yeni bir gündem maddesi daha çıktı ortaya. O da kale projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda milyonlarca lira harcanarak baştan aşağı yenilenen Sosyal Güvenlik Kurumu binasının da ortadan kaldırılacak olması. Geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan bu binanın boşaltılması için de gerekli adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Sivaslıların kirli plan ve ihanet olarak algıladığı hastane birleştirme sürecinin 1 Kasım seçimlerinin ardından hız kazanması tepkileri neden olurken bir plan daha gün yüzüne çıktı. Belediyenin kale projesi kapsamında boşaltılacağı iddia edilen devlet hastanesinin ardından gözler şimdi de İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürlüğü binasına çevrildi. Sivas'ın simgelerinden biri olan tarihi Sivas Kalesi'nin turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak olan kale projesine engel olarak görülen ve geçtiğimiz yıllarda milyonlarca lira harcanarak baştan aşağı yenilenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürlüğü binasının kaldırılacağı iddia ediliyor. Tarih ve tabiat dokusu göz önünde bulundurularak inşa edilecek olan konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları ile turizm merkezi haline gelecek olan kaleye koridor açmak isteyen yerel yönetimin birleştirme adı altında devreye soktuğu plan adım adım ilerliyor. Kalenin önünü açmak için yaklaşık bir ay içerisinde boşaltılacağı iddia edilen Sivas Devlet Hastanesi'nin yerine ise meydan projesini devreye sokmak isteyen yerel yönetimin tarihi kareye ulaşım için açılmasını isteyen koridoru engel olarak görülen Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürlüğü binasında taşımak için devreye girdiği öne sürülüyor. Efendim, Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları bugün de gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sedat Özat'a başkanlık etti bugünkü meclis toplantısına sevgili seyirciler. Mecliste bugün tek bir gündem maddesi görüşüldü. İşte o merak edilen gündem maddesini ekranlarımıza getiriyoruz. Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarına devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresi toplantı salonunda Sedat Özat'a başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi'nde yalnızca bir gündem maddesi görüşüldü. Yapılan toplantıda Gemerek ilçesine bağlı Örenyurt Köyü'nün Şarkışla ilçesine bağlanması maddesi görüşüldü. Toplantıda söz alan İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu Başkanı İdris Yazıcı, Örenyurt Köyü'nün Şarkışla ilçesine bağlanması hususunda köy halkının görüşlerini aldığını ifade etti. Yazıcı, Örenyurt Köyü'nün Gemerek ilçesinden ayrılmak istemediğini belirterek şöyle devam etti. Şarkışla ilçesine bağlanması istemiyle ilgili komisyonumuzun çalışmasında köy halkından bazı kişilerle de görüştük, mahalline gittik. Bize ayrılmak istemediklerini belirterek hizmetlerinin devamını talep etmişlerdir. Yapılan oylamanın ardından bugünkü oturum kapandı. Efendim, Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yaşama Yol Ver tanıtımı kampanyası Sivas'ta gerçekleştirildi bugün. 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesine karşı farkındalık oluşturulmasını amaçlayan Yaşama Yol Ver kampanyası yoğun katılımın yaşandığı etkinlikle bugün tanıtıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Yaşama Yol Ver isimli başlatmış olduğu farkındalık eğitimleri kapsamında Sivas'ta ilk toplantısı gerçekleştirildi. 112 acil servis çağrı merkezlerine gelen asılsız çağrılar ve trafikte ambulanslara yol verme konularını ele alan farkındalık eğitimleri bir yıl boyunca devam edecek. İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve İl Sağlık Müdürü Adil Kaya, 4 Eylül TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım ve proje paydaşları katıldı. Belediyemizden, milli eğitimimizden
şoförler odasından taleplerimiz var ve basında burada etkin olarak televizyon, bilhassa televizyon olarak ve radyo olarak yardımcı olacaklar. Tanıtım konuşmasıyla başlayan program sunum eşliğinde devam etti. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver. Sivas Vali Yardımcısı Turgay İlhan, program sırasında dinletilen sunumdaki çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbar oranlarından çok etkilendiğini ve çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Az önceki dinlediğimiz şeyler hakikaten fecaatti. Yani o asılsız aramaları. Orijinal ses kayıtları çok kötü. Demek ki hala bilgilendirmede sorunlarımız var. Sonuca ulaşırız. %95 çok yüksek bir oran. Yani asılsız şey konusunda, ihbar konusunda. İnşallah başarılı oluruz. Ama demek ki yapacağımız çok şey var. Yani bu Sivas Sağlık İl Müdürü Doktor Adil Kaya ise 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrıların bir ayrı çok olduğunu ve bu eğitimlerle bilinçlendirme yoluna giderek azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu gene makul bir derdini söylüyor vatandaş. Tamamen gereksiz böyle muhabbet için arayanlar var. O zaman ne oluyor? Bizim ambulansımızı biz 60 saniye içinde ambulans çıkış yapması lazım. Çağrı geldiği zaman süre ambulansın çıkışı için süre 60 saniye. Bunları geciktiriyor tabii. O 1-2 dakikaya uzadığı zaman anlamaya çalışıyor. Acaba gerçekten bir vaka mıdır yoksa gereksiz bir aramadır ayrımını da telefondaki vatandaş yapacak. Deneyimiyle, tecrübesiyle, karşıdakinin ifade tarzıyla. Çünkü onu check ediyoruz sonra. Eğer bazen şüphede durursak telefonu kapatıp telefon numarası alıyoruz. Tekrar biz o telefon numarasını arıyoruz. Check ederek gidiyoruz. Yani doğru bir arama mıdır yoksa gereksiz bir arama mıdır diye. Bunları azalttığımız zaman vakaya daha çabuk ulaşacağız. Özellikle bazı vakalarda her şeyde bu gerekli değil ama saniyelerin önemli olduğu vakalar var. Yani bir dakika geç kalmak onların hayatında çok ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Ayrıca yine bu eğitim kapsamında ambulanslara yol verme konusunda da gerekli eğitimler yapılacağını vurgulayan Kaya şunları kaydetti. Batı'da bazı örnekler var ambulansların yoluyla ilgili. Bizde de herhalde böyle bir uygulama yapacak. Ortadan gidip sağa sola kaçıyor araçlar. Orada tamamen açılıyor. Biz emniyet şeridine gidiyoruz ama İstanbul'da da gittiğim zaman o şeridi hep ambulanslardan çok başkaları kullanıyor. Tıkandığı anda ambulansın geçme şansı kalmıyor neredeyse o yoldan. Bu farkındalığı artırırsak basın burada bizden çok daha fazla fonksiyon görecek, görmesi gerekiyor ve görüyor hakikaten. Çünkü biz ulaşamayız. Basın olmadan topluma ulaşma şansımız çok sınırlı. Efendim Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Trafik ve İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarına bugün denetimlerde bulundu. Özel halk otobüslerinin toplama merkezinde yapılan denetimlerde seyri sefer yönetmeliğine uygun olarak seyahat edilip edilmediği kontrol edildi. Kontrollerde ekipler cam filmi, kesici delici alet, havalı korna, muayene, aksesuar ve sopa gibi yaralayıcı cisimleri bulunduran araç şoförlerine ceza işlemi uyguladı. Denetimlerin vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yapıldığını belirten Sivas Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Erdoğan Yuvacı yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Bu bizim Sivas Belediyesi olarak zaman zaman yaptığımız kontroller, rutin kontrollerden bir tanesi. Sivas'taki vatandaşlarımızın sağlıklı ve güven içerisinde seyahat etmeleri için elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz. Yuvacı toplu taşıma araçlarına yapılan bu denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde havalı kornalar, camlardaki filmler tamamı çıkartılıyor. Kontrollerimiz devam edecek. Bir önceki yaptığımız kontrollerde kısmen de olsa bu kurallara uymayan araçlarımız vardı ama şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bir problem, sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Ümit Meriç, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü'nün davetiyle Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Sivas'ta konferans verdi. Bu çok garip bir kader. Yani Osmanlı İmparatorluğu. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Profesör Doktor Ümit Meriç'in konuşmacı olarak katıldığı Kültürden İrfan'a Cemil Meriç konulu konferans düzenlendi. Olmak üzere bu bölge. Konferansa Vali Alim Barut, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Bize bıraktığı kültür miraslarını hatırlamak için buradayız. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Hasretin sana toprak misali,
Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç, yaptıkları eğitim programının önemine vurgu yaptı. Yurtlarımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak birbirleriyle dostluk bağlarını güçlendirmek için bir dizi kültürel, sanatsal, kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak birçok faaliyetler bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz tarafından koordine edilerek ülke genelindeki tüm yurtlarımızda uygulanmaktadır. Açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı nezdenleri dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Daha sonra Profesör Doktor Ümit Meriç, Kültürden İrfana Cemil Meriç konulu konferansında Cemil Meriç'ten bahsetti. Gözlerini kaybetmiş bir insanın bugün Türkiye'de yaşayan, Türkçe okuyan 78 milyon insanın eserlerine hürmet ettiği bir insan kimliğini kazanması şüphesiz ki büyük bir ciddiyete ve bir takım üstün vasıflara sahip olmasıyla izah edilebilir. Profesör Doktor Ümit Meriç, Cemil Meriç'in ve ailesinin bilinmeyen yönlerini şu sözlerle anlattı. Annem 1933 mezunu ve 1934 yılında bugün kongre merkezi olarak, 4 Eylül kongre merkezi olarak hepimizin sevdiği, saydığı o binaya tarih coğrafya muallimesi olarak gelir. Yani ben muhterem Kredi Yurtlar Kurumu'nun müdürünün ve il müdürü Erdoğan Beyefendi'nin davetlerini kabul ederken aslında 80 sene sonra 80 sene önceki Kasım güneşinin ısıttığı annemin şehrine gelmiş oldum. Sivas benim anne yurdum bir mana. Efendim 16-22 Kasım tarihleri arasında kutlanan toplum ağız ve diş sağlığı haftası dolayısıyla Sivas Diş Hekimleri Odası tarafından bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 16-22 Kasım Bilimsel Diş Hekimliği'nin 107. yılı ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sivas Diş Hekimleri Odası tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma programına Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Murat Yüksel, Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Murat Öztürk ve diş hekimleri katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Murat Öztürk, muayenelerde çalışan diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik ile birlikte karşılaştığı sorunları da dile getirdi. Muayenehanenin mevcut fiziki şartlarına, hizmet verme sürelerine, sermayeler ortağın diş hekimi olmadığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, reklamın desteklenmesine ve meslektaşla onun anayasal meslek örgütü arasındaki ilişkinin zayıflamasına yönelik yönetsel yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Meslektaşlarımız ve mesleğimiz açısından bu yönetmelik büyük zorluklar oluşturmaktadır. Sahte diş hekimleriyle mücadele verildiğini vurgulayan Öztürk, bu konuda halka bilgilendirici mesajlar verdi. Sivas Diş Hekimleri Odası olarak ayrıca sahte diş hekimleriyle mücadele etmekteyiz. Bu mücadelede yazılı ve görsel basının desteğine de ihtiyaç duymaktayız. Bu konuların işlenerek halkımızın sahte diş hekimlerine karşı bilinçlendirilmesine önem vermekteyiz. Özellikle yaz aylarında artan sahte diş hekimlerinin çalışmaları halkımızın sağlığını tehdit etmektedir. Sivas halkından bu şekilde gezici kişilerden ağız diş sağlığı hizmeti almamaları, böyle bir durumda Sağlık Müdürlüğü'ne, odamıza veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etmelerini önemli rica ediyoruz. Sevgili seyirciler, tabii birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Sivas, geçmişten günümüze birçok tarihi yapıyı da yeni nesillere aktarabilme özelliğini taşıyor. Tabii kültürel dokusu, örf adet, gelenek ve görenekleriyle birçok şehire örnek olan Sivas, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından da büyük izler taşıyor. Tarih ve kültür açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip Sivas'la ilgili bu haberimizde sizleri geçmişten geleceğe küçük bir yolculuğa çıkaracağız. Müzik.
birçok medeniyet ev sahipliği yapmış Sivas, geçmişten günümüze birçok tarihi yapıyı da yeni nesillere aktarabilme özelliğini taşıyor. Kültürel dokusu, örf adet, gelenek ve görenekleriyle birçok şehre örnek olan Sivas, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında da büyük izler taşıyor. Tarih ve kültür açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip Sivas'la ilgili bu haberimizde sizleri geçmişten geleceğe küçük bir yolculuğa çıkaracağız. İşte karşınızda 1900'lü yıllardan kalma bir siyah beyaz fotoğraf. 1900'ler, hayli farklı bir panorama. Sivas'ın zamanında büyük bir şehir olduğunun resmidir. Evlerin mimarisi dikkat çekici, çatı eğimleri farklı, cumbalı konaklar ayrı bir şaheser. Türk kültüründe önemli bir yeri var hamamın. Hatta yurt dışında en bilinen kültürel mirasımız desek yeridir. Sivas'ta da hamam kültürü, kültürel değerlerimizin mihenk taşlarından bir tanesi. İşte Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Şirinoğlu Hamamı ve Sivas'ın en eski hamamlarından tarihe Kurşunlu Hamamı. İşte arşivlerden çıkan ve Sivas'ın eski fotoğraflarından biri de Etmen Bey Barajı. Arka planda şimdi binaların arasında kaybedilmiş, sırasıyla Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü ve Selçuk Anadolu ismiyle bilinen tarihi taş bina. 1950-1960'ta da bir mahalle bakkalı karesi Sivas'ta. Gaz yavarileri, evinde aydınlatma aracı olarak kullandığı gaz lambası, yemeğini pişirdiği gaz ocağı için elindeki gaz yağı tenekesiyle gelecek olan mahalle sakinlerini bekliyor. Bakkalın ismi geçmişin ruhu ile müsemma. Yıl 1965, Sivas'ta kent meydanında Cumhuriyet Bayramı'nda 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri tören geçişi yapıyor. Kent meydanında, valinin hemen yanında belediye binasını hatırlayanlarınız vardır muhakkak. İşte 1960'lar Sivas'ın belediye binası. Günümüzde de pek fazla değişmeyen Ordu Evi, Atatürk Caddesi tarafında Ordu Evi'ne doğru sararmış, tahminen 1970'lere ait bir kare. Ordu Evi yanındaki cezaevine çıkan yol oldukça yokuş. Anlaşılan o ki kot aşağı çekilmiş, belediye otobüsü müşterisini bekliyor. At arabası 40 yıl sonraki meydan trafiğinin keyfini o günden yaşıyor. Hayat o kadar yavaş ve telaşsız ki insanlar şehrin göbeğinde öbek öbek hasbihal ediyorlar. Ne bir klakson sesi ne de kaldırımlardan taşan insanlar. 50. yıl kavşağını hiç böyle görmediniz. 50. yıl kavşaktan Sivas Lisesi'ne doğru. Fotoğraf 1970'lerin sonuna ait. Sol tarafta Erçil Apartmanı, altında Erçil Kitabevi. 50. yıl sitesi henüz yapılmamış. 1970'lerin klasik bir hükümet meydanı enstantanesi. Yeni kış soğuğundan çıkmış bir öğleden sonra Mart güneşi duvar diplerine saklanan, aylar öncesinde yağmış karı eritmekte. Paltolarını ihtiyaten çıkarmayan da var, vakitsiz açan badem ağaçları gibi baharı erken karşılamak için ceketli dolaşan da. Şehir içi minibüs muavinleri yine kapıyı açmış müşteri çağırıyor. İstasyon, altın tabak, işçi evleri. Ali Ağa Camii, 1940 yılı, belediye binası ortada yok. Bakir alanlar Türkiye'nin henüz müteahhitleşmediğini gösteriyor. Fotoğraf batı cihetinden tarihe mal edilmiş. Bir zamanlar Sivas, işte Cıbırlar Parkı, Kale Camii, Selçuk Ortaokulu. 1976 yılından kalma ve Sivas'ın gözbebeği Tüdemsaç'tan bir siyah beyaz enstantane. 1978 yılında hükümet konağında bir yangın çıktığını biliyor muydunuz? İşte o yangının ardından geriye kalan tek fotoğraf. Karede Belediye Başkanı Süleyman Çanka, askeri araç üzerinde valiyle birlikte zevatı selamlıyor. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gelecek hafta yapılacak temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavları için 200 bin öğretmen bugünden görevlendirildi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında 25 ve 26 Kasım'da 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlarda 200 bin öğretmen görev yapacak. Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri süresinde modüle işlenen bir öğrenci hastanede, bir öğrenci cezaevinde, 152 öğrenci evde, 9.317 öğrenci tek kişilik sınıfta sınav alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre merkezi ortak sınavlara 1.174.427 öğrenci girecek. Öğrenciler yurt içinde 970 merkezde, 16.237 okulda, 91.349 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkezde, 22 okulda sınava katılacak. Ortak sınavların birinci dönem sınavları 25 ve 26 Kasım'da yapılacak. Sınav yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde her iki gün yapılacak oturum için 9.00-10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 20 dakika olacak. Sınav uygulaması tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Öğrenciler 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak birinci oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 26 Kasım Perşembe günü ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek. Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Sivas'ta motorlu kara taşıt sayısının
137.761'e yükseldiği açıklandı. Sivas'ta son bir yılda araç sayısı 611 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'deki 2015 yılı Eylül ayı itibariyle araç sayısını açıkladı. Buna göre Sivas'taki toplam motorlu taşıt sayısı 137.761'e ulaştı. Bunlardan 70.873'ün otomobil, 3.375'ini minibüs, 1.185 otobüs, 21.433'ünü kamyonet, 5.668'ini kamyon, 6.068'ini motosiklet, 331'ini özel amaçlı araçlar ile 28.828'ini ise traktör oluşturdu. Sivas'taki araç sayısı ise geçtiğimiz ay 137.100 iken Eylül ayı sonu itibariyle 137.761'e ulaştı. Her geçen trafik sorununun arttığı Sivas'ta her geçen gün trafiğe yeni araçlar çıkıyor. Caddelerin dar olmasından dolayı araçların yollara sığmadığı Sivas'ta araç sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ağustos sonunda 137.100 olan Sivas'taki motorlu kara taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 137.761'e ulaştı. Sivas'ta bir yılda ise motorlu taşıt sayısı 8.069 arttı. Efendim Sivas'ta 5.418 kişi bakım hizmeti ücreti alıyor özürlü vatandaşlara. Özürlü vatandaşların bakımını üstlenmiş yakınlarına veya vasilerine ödenen bakım hizmeti ücretinden Sivas'ta toplam 5.418 vatandaş faydalanıyor. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun ek 7. maddesi gereğince bakıma muhtaç derecede özürlü vatandaşlara evde bakım maaşı veriliyor. Sivas'ta da evde bakım hizmeti ücreti alan vatandaş sayısı oldukça fazla. Binlerce vatandaş bakım hizmeti ücretinden faydalanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, engelli vatandaşlara yönelik verilen bakım hizmeti ücreti hakkında bilgi vererek, kendi öz bakım becerilerini yerine getiremeyen ağır engelli kardeşlerimiz var. Bunlar bizden bakım hizmeti ücreti alıyorlar. Bu rakam aylık 830 TL'ye tekabül ediyor. Bu çok ciddi bir rakam, dedi. Şu ana kadar 5.418 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını belirten Aykut, biz kurum olarak sıfır başvuru ve dosyayla çalışıyoruz. Ben mesleki personelden ekipler kurdum ve sayılarını artırdım. Bu da ciddi anlamda vatandaşa temas etmemiz ve anında müdahale etmemiz açısından oldukça önemli. Halkın mağduriyetini çözmemiz anlamında çok faydasını gördük şeklinde konuştu. Sivas'ta yola çıkan yaban domuzuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Sivas'ta yola çıkan yaban domuzuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Sürücü Hüseyin Gayran yönetimindeki otomobil havaalanından dönerken Sivas Nuri Demirağ havaalanı yolu üzerindeki özel harekat kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptıktan sonra takla attı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Gayran ile araç içerisindeki eşi Medine Gayran ve İstanbul'dan uçakla Sivas'a gelen misafirleri Hasan, Şaziye ve Tuğba Çetin yaralandı. Aşağı verin Mustafa. Tamam. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin Gayran ters dönen otomobilden kısa sürede çıkarıldı ancak diğer yolcular sıkıştı. Sivas Belediyesi'nin ait itfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi alınırken sürücü Hüseyin Gayran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aracın çarptığı yaban domuzu ise telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Efendim Kayseri'de 8 ay önce bir dere içerisinde bulunan kafatasını inceleyen polis ekipleri çürük dişten yola çıkarak kafatasının kime ait olduğunu belirledi ve cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili Sivas'ın Gemerek ilçesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusu mahallesinde 8 ay önce dere içerisinde kafatası ve kemik parçaları bulundu. Yapılan otopside kafatasının orta yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde saçma izleri bulunduğu, kişinin de diş tedavisi gördüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu bilgiler ışığında kentteki kamu ve özel diş hastanelerinde kayıtlı 1000 kişi incelemeye aldı. Polis hastane ve diş kliniği kayıtlarından aylar önce kayıp başvurusunda bulunan 43 yaşındaki İlhami Temizer'in çene yapısı ile kafatasının çene yapısındaki tedavi yapılan dişlerin birebir benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı.
Aynı zamanda Temiz Erin ailesinden alınan DNA örnekleri bulunan kafatası ile karşılaştırıldı. Çalışmalar sonucu kafatasının İlhami Temiz Erin'e ait olduğu öğrenildi. Cinayet büro ekipleri 5 gün önce cinayetle ilgili olarak Bünyan ilçesi ve Sivas'ın Gemerek ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Polisler ikisi kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler MAK ve MY tutuklandı. Kadınlar SŞ ve GÖ ile HHS serbest bırakıldı. Efendim Sivas'ın Gürün ilçesine gideceğiz. Sivas'ın Gürün ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Tunceli'ye giden polis memuru Mehmet Özdemir yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil Urdu'ya dönerken sürücü Mehmet Özdemir ile eşi Fadime ve çocukları Zeynep ve Züleyha yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın İzil ilçesinde gün boyu silah sesleri yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'de düzenlenen hava harekatından 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının 3. gününde de çatışmalar sürdü. İlçeden gün boyu silah sesleri yükseldi. Polis ilçedeki hendekleri kapatmak için çalışma başlattı. Sık sık patlama seslerinin duyulduğu mahallelerde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Polisle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet eden hamile bir kadın hayatını kaybetti. 10 ve 14 yaşındaki iki çocuğu da yaralandı. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak Cizre ilçesinde Çarkendal Tepesi olarak bilinen bölgeye PKK'ların astığı terör örgütü flaması özel harekat polisleri tarafından indirildi. Flama indirildiği sırada güvenlik güçlerinin üzerine ateş açıldı. Kısa süreli çatışma çıktı. Ardından tepede bir süre Türk bayrağı dalgalandırıldı. Efendim bültenimize paramızın ve havamızın durumuyla devam ediyoruz. Salih Oğulları hava durumunu sunar.
Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.